Bizim bugün İstanbul sergisi Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Nasıl bir sergi izleyecek gelen sanatseverler? Sergi İstanbul'a dair gençlerin düşüncelerini, özlemlerini, beklentilerini, bütün bunları yansıtıyor. Gördüklerini de, endişelerini de, geleceğe ait hayallerini de. Sabancı Üniversitesi'nden yolu geçmiş diye adlandırıyoruz. Hepsi farklı tarihlerde mezun olmuş ve sanatçılığı seçmiş meslek olarak. Bazıları kendi atölyelerini kurmuş, yurt dışında yaşayan, bazısı burada, buradaki sanat aleminin bir parçası olan genç insanların eski hocaları, sanatçı ve akademisyen Murat Germen'in önderliğinde yaptıkları, yarattıkları bir proje bu. Aslında projemiz büyük desteğiyle bunu gerçekleştirdiğimiz Sabancı Holding'inde ilkeleriyle birebir örtüşmekte. Onların da gelecek neslin Sabancısı diye gençlere dönük projeleriyle de bize de bu açıdan da bu sergiyi yapma şansı doğdu. Sergide 22 sanatçı var. Murat Germen'in de küçük bir katkısı var başında, hocaları sıfatıyla. Onun çektiği dünden ve bugünden fotoğraflarla giriyoruz sergiye. Her sanatçı kendi bağımsız projesini gerçekleştirdi. Çevreye dönük, çevrenin değişmesine dönük, havanın kirliliğine, suyun azlığına, gelecekteki suyun bizde doğurduğu endişeler, betona dolmuş şehirlerin görüntüsü, bir yandan bize konfor sağlarken bir yandan da büyük bir yabancılık getiren şehrin değişimi, bütün bunlara karşı endişelerini, özlemlerini getiriyorlar. Özlem deyince de galiba anlatılanlardan, yazılanlardan duydukları eski İstanbul'un sakinliği, komşuluğu, balkon sefaları, insani ilişkilerin sıcaklığı, bütün bu kalabalıkta kaybolmuş olan ne kadar değer varsa onların hasretini dile getiriyorlar değişik projelerde. Çok mutluyuz ki yani bu projenin ortaya çıkmasında pek çok kişinin payı oldu ve sonuçta böyle bir sergi ortaya çıktı. Bu 22 sanatçı aslında evet Sabancı Üniversitesi'nin geçmişteki 22 öğrencisi. Ortak olarak nasıl bir İstanbul ifade ediyorlar sergide? Şimdi mezun oldukları tarihler 2004'ten 2017'ye 18'e kadar uzanıyor. Aslında bütün bu büyük değişimlerin de yaşandığı bir zaman dilimi bu. İstanbul son bu tarihi şöyle belirtebilirim. 2010'da İstanbul Avrupa'nın kültür başkentiydi ve o amaçla da biz büyük bir sergiye yer vermiştik bu salonlarda. 11 sene geçmiş ve bu 11 senede ne kadar çok şeyin değiştiğini, kıtaları birbirine suyun altından birleştiren tüneller, devasa yapılar, büyük yol projeleri, metrolar, bütün bunlar tabii geleceğe dönük büyük yatırımlar ve büyük teknolojik yenilimler. Ama bir yerden de bir şeyleri alıp götürüyor bizden. Bu tabii bir eskiye dönük özlem değil benimki bu şimdi dediğim ama çok hızlı olunca kentin buradan birazcık zarar gördüğünün endişesini yaşıyoruz. Daha yavaş bir gelişme belki, daha nüfus hareketlerinin çokluğu, hızlılığı, kitlelerin devasa boyutlara, milyonlara varması birazcık bu şehirde doğmuş, büyümüş insanları birazcık şaşkına çeviriyor. Bunları da itiraf etmek lazım.
sergiyi gezen ziyaretçinin pek çok düşünceyle buradan ayrılacağını ummaktayız. Bu sergide sanatçıların dışında tabii ki bütün müze kadromuz büyük emek verdi. Ayrıca büyük bir yardım da aldık. Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar projesinde ödül almış. Erişilebilirliğe ait her şey platformu da. Görme ve duyma engelli ziyaretçiler için de bize bir yardım eli uzattı. Ve bu sergiyi o vatandaşlarımızın da rahatlıkla gezmesini sağladık. Bundan dolayı da mutluyum. Sergide çok farklı eserler görüyoruz. Video art olsun, enstalasyon olsun. Çok çeşitli bir yelpaze var. Evet, sanatçıları serbest bıraktık. Kendileri seçtiler konularını. Fotoğraf sanatçıları var, video var. Belli bir düşlerini burada gerçekleştiren sanatçılar var. Mesela Boğaz'ın bir zamanlar büyük bir göl olan bir alan olduğu ve iki denizin birleşmediği bir dönemde iki denizi birleştiren bir yeryüzü felaketi diyeyim, öyle ortaya çıktığını biliyoruz. Onun düşü, acaba Boğaz'ın dibindeki toprakta gezinseydim ne olurdu? Öyle de bir hayal var. Bazısı da belki yakın bir gelecekte aynı kaderi paylaşacak topraklarda yürümeyi, bisikletle gezmeyi, orada neleri son defa gördüğünü düşünerek geziyor. Bir de öyle bir proje var. Şerefiye Sarnıcı'nda bir sarnıç havası yaratmak için değiştirdiğimiz bir alan var, bir mekan var. Ve orada su yetmezliği konusunda, su kullanımı hakkında değişik görüşlere sahip bilim insanlarının konuşmaları dinleniyor. Bütün bunları da teknolojinin imkanıyla bir kakafoni yaratmadan, yaklaştığınız an belli bir yerde durduğunuz zaman duyuyorsunuz. Yandaki sesler sizi rahatsız etmiyor. Bütün bunlar da bu serginin yenilikleri. Zil sesleri bu kentin uzun bir tarihe sahip müzik aleti üretiminde İstanbul zilleri diye bilinen bir alan var. Dünyadaki bütün orkestraların, büyük caz orkestrası olsun, klasik müzik orkestrası olsun kullandığı bu ziller bunlar. Ve onların hala elde yapılan, üretilen örnekleri bir salonda sizi bekliyor ve kulak verdiğiniz zaman da tınılarına şahit oluyorsunuz. Yani diyeceğim, bütün bu serginin konularında inşaat çokluğundan muzdarip olmuş bir sanatçının en dik binadan, dik inşaat galiba, onun yaptığı bir proje var. İşte projenin içinde camisinden alışveriş merkezine pek çok şey yer alıyor. Onu hayal etmiş, onu yapmış. Balkonlar, artık kaybolan balkonlara bir sanki ağıt gibi yapılmış bir balkon var. Perdesi sallanıyor, arkadan çocuk seslerini duyabilirsiniz. Hula hoop yapılamıyor artık sokaklarda ama onun yerini, onun izini sürmüş başka bir sanatçı. Diyeceğim o ki bu 22 sanatçının hepsi eserlerini görmeye değer fırsatlar sunuyor bize.